Merhabalar, EKPS sınav maratonuna hazırlanan çok değerli arkadaşlar. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü size EKPS'de sınav esnasında yapmanız gereken nokta atışlarından bahsedeceğim. Sınav esnasında neler yapılmalı? Konumuz bu olacak inşallah. Sınava başladığınız anda her şeyi unuttuğunuz duygusuna kapılabilirsiniz. Bu geçici bir durumdur. Sınava giren her aday bu durumla karşılaşabilir. Dert etmeyin, geçer. Birkaç soru yanıtladıktan sonra bu duygu kendiliğinden yok olur. Değişimi hissetmezsiniz bile. Sınav sürecince moraliniz bozulduğunda, konsantrasyonunuz dağıldığında ve yorgunluk hissettiğinizde nefes egzersizi yapabilirsiniz. Bunun için 10-15 saniye arkanıza rahatça yaslanarak burnunuzdan derince nefes alın ve aldığınız nefesi bir miktar içinize tutarak ağzınızdan yavaşça verin. Bu size çok fayda sağlayacak. Ve sınavın ilk 15 dakikası çok önemli. Genellikle adaylar bu dakikalarda hata ve panik yaparlar. Bu süreyi ısınma süresi olarak düşünün ve rahatlayın. Kaygınızı aşırı düzeyde olmadığı sürece size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin. Sınav bir sıralama sınavıdır. Size zor gelen soruların birkaç öğrenciye de zor geleceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Sınavın sonucuna değil de sınav esnasında sınav süresini ve en iyi şekilde değerlendirerek yapabileceğinizin en iyisini nasıl yapabileceğinizi düşünün. Bu durum dikkatinizi duygularınıza değil de soruların çözümüne yönlendirmenize yardımcı olacaktır. Ve bir diğeri de sınav sırasına oturduğunuzda heyecanınız tavan yapabilir. Eliniz ayağınız birbirine dolaşabilir. Suyunun kapağını sıkıca kapatın ve içtikten sonra sınav kağıdından suyunuzu uzak tutun. Böylelikle heyecan nedeniyle suyu sınav kağıdına dökmek gibi bir olay gerçekleşmez. Bu aslında çok basit gibi görünen bir şey ama çok önemli bir şey. Çünkü daha önce böyle suyu kapağını açık bırakıp da sınav kağıdına dökülüp sınavı iptal eden birçok arkadaşımız oldu. O yüzden buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bir diğeri ise en iyi olduğunuz alanlardan başlayın. Veya sınava kadar gittiğiniz düzende ilerleyin. Yani sınavdan önce hep matematik ile başlıyorsanız düzeni bozmayın. Hep Türkçe ile başlıyorsanız gene aynı yöntemde metotta ilerleyin. Türkçe ile başlayın. Sınav esnasında yeni bir taktik deneyim işine sakın girmeyin. Bu çünkü sizin heyecanınızı arttırabilir. Gözetmenler sınava başlayabilirsiniz dediğinde hemen soru çözmeye başlamayın. İlk önce sınav kitapçığını gözden geçirin. Sorulara bir bakın. Beyniniz arka planda o sorular için kendini hazırlamaya başlayacak. Böylelikle daha hazır bir şekilde testlere geçeceksiniz. Konu dağılımını da görünce moralinizi bozmadan ilerleyeceksiniz. Yani burada paniğe kapılmanıza hiçbir gerek yok. Bilmediğiniz soruları muhakkak boş bırakın. Daha sonra sınav bittiğinde onu tekrar gözden geçirebilirsiniz. Ve kaydırma yapmamak için soruyu çözer çözmez işaretleyin. Ve sınav sonucunda soruları işaretlediğinizin de işaretleyip işaretlemediğiniz noktada telaşa kapılmayın. Sınavı bitirdikten sonra işaretlenen şıkları kontrol edin ve teslim edin. Ve şimdiden tüm öğrencilerimize EKPS maratonunda ter döken, emek veren bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Allah inşallah emeğinizi zayi etmesin. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hayırla kalın, sağlıcakla kalın, başarılı ve mutlu, huzurlu olun inşallah.